o partinin hukuk işlerinde ben olsaydım o kadar. Olmuş ama bir şey olmuş, ne olmuşsa ben öyle demedim sana. Ben nasıl dedin işte, bir yere gitmiyor ki bu lan. Bunu söylüyorsun. Bir insan dilekçe yazarken tüm tüzel kişiliği ve milyonlarca seçmeni bağlayacak şekilde iddialarda bulunup bu adam burada önemli bir görevde doğru söz söylüyor diye arkasına gidecek adamlara bir bakın. Sonra şu çalışmaların içerisinde Türkiye'nin gündemiyle ve sorunlarıyla ilgili olarak parti merkezinin MKYK'sında yetersiz çoluk çocuk başka ülke vatandaşı. Dursun Bey'in vatanseverliğini asla sorgulamıyorum da bu Amerikan vatandaşı, ben bir kere gittim, emin olun hayatımda ya bir insan cinsel organları bu kadar ellenir mi? Böyle girdim ülkeden içeriye, bir daha da girmem dedim ülkenizden. Gittim. Hacının hocanın oğlu Amerika'da. Ülkücü kardeşlerin çocukları Amerika'da. Sizin oğlan da Amerika'daymış. Ben manyak oldum abi ya. Lan bu memlekette, dünyada gençlere umut mu kaldı? Ya o umudu mi kaldı? Ya bu memlekette 4 gençten bir tanesi genç şey bu memlekette işsiz. Bu memlekette böyle olmaz ki, biz milliyiz diyoruz. Ondan gelecekler, sonra da Türkiye'den gitsinler. Ben çocuğuma gelecekler, doktora yapıyorum. Tecrübeli bilgili gelecekler ülkeye. Bu ülkede gelecekler. Şunu söylüyorum. Amerika'ya gidip de kurs alanların nasıl hizmet ettiğini gördük. 3. Color Rapid Force'un içerisinde orada özel eğitim alanların nasıl hizmet ettiğini gördük. Emniyetin içerisinden oraya kursa gidenlerin nasıl hizmet ettiğini gördük. Evet. Bir başka ülkenin vatandaşlığına yemin etmiş adamların. Onun çıkarlarını kendi ülkesi çıkarla başka bir ülkenin çıkarlarıyla karşılaşmayacak şekilde yemin etmiş insanların. Bu ülkenin kritik noktalarında, meclisinde, partilerinde yerinin olmaması lazım. Ayıptır ya. Günahtır ya. Biz bunu hak ediyor muyuz? Yani buna da ayrıca üzüldüğümü söyleyeyim. Lider mi, belediye başkanı mı bunlar? Bakın. Binali Bey lider mi? Değil. İmamoğlu için soruyorum. İmamoğlu lider mi? Lider oldu. Ha. Şimdi lider gelelim. Oldu. Demek ki en büyük katkıyı da Cumhurbaşkanı. Tamam. Demek ki şu an Türkiye'nin en popüler ismi. Demek kim ki, ne derse desin. Tamam. Demek ki şunu söylüyorum. Birkaç tane 4 ay önce ismi bilinmiyor. Net sonuçtan tamam dedik, daha onun kıyısını kuyruğunu eklemene gerek yok, tamam. Şunu söylüyorum. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kongresiz genel başkanı çıktı ortaya. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi bundan uğraşsın biz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi mi? Bir dakika, öteki taraf rakip partiler. Onların içinden olacak işlemler ayrıca. Türkiye için bir lider çıkar mı? Ya Türkiye için ona Türkiye karar verir. Ha. Öncelikli olarak bir partinin içinden ikinci başkan çıktı. Bunu bir görelim. İkincisi, AK Parti'nin içinden taarruz çıkış hakkında bekleyen komutan, bunu çok iyi bilir. Taarruz çıkış hakkında orada hazırlanırsınız. Allah Allah diye değil mi? Evet. Bekler orada. Bir işaret gelir yürür. Şimdi taarruz çıkış hakkında bekleyen AK Parti içerisinde taarruz çıkışı hareket edecek olan bir ya da iki tane hareketin taarruz çıkış hattından artık fırlamaya başlayacağını göreceğiz. Bu da çok yakında olacak. Bunu iki, kabul edeyim. Bir ya da iki isim. İki isim. Bir araya gidelim. Şimdi gidelim, yeni kurulacak partiler var. O Faik iki ismi versin Faik Bey. Zeynep Hanım, Dursun Bey ve değerli Ömer Bey. Şimdi yeni partiler vesaire, bu nasıl şekillenir, ne olur? Mevcut partilerde Ömer Bey iki partinin, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. Dursun Bey de gerçi şey olarak itiraz etti, CHP payakta kalır falan, hani biraz senin siyasal konjonktürde. Genel başkanı olmazsa parti kendi partisi yok ki. Kendi şu an AK Parti'nin genel başkanı olması için görüşme içinde. Görüşme bir de sanıyorum Vatan Partisi'nin İstanbul adayı İlker Yücel'in de galiba dönüşe bir basın açıklaması olacak. Cumhurbaşkanı'nın da bir açıklaması olmuş. Araya bir gidelim. Cumhurbaşkanı da kutlamış herhalde. Evet, bir daha bilgi az önce okuduk efendim. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir daha tekrar edelim. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı. İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bunlar güzel şeyler. Tabii çok güzel şeyler. Twitter hesabından Sayın İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyor. Bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz. İlker Yücel'in açıklaması da yetişiriz ona. Kaç dakika? Kaç dakika? Tabii buyurun. Kaç dakika?